Hazreti Eyüp'ün hastalığı neydi? Psikolojik rahatsızlık, yani sinirlerinde rahatsızlık var. Yani bir gerginlik, stres, şiddetli bir stres. O konuşmama, Allah'ı zikretmemi engelliyordu. Yani çok şiddetli bir sıkıntı, iç sıkıntısı vardı. Zaten tedavinin şeklinden anlaşılıyor. Allah diyor ki su iç, ayağını hareketlendir ve duş alıyor. Ondan sonra ferahlıyor. Ayağını defret, oradan su çıkıyor ayağını defrettiği yerden. İçiyor o sudan. Bir de yıkanıyor ve ferahlıyor. Bazen insanlar çok net rüya görüyor ya. Yani orada da mantık bir anda oturması oluyor. Cennette de bir anda mantık oturmuş oluyor. O yüzden makul göreceğiz. Dünyaya benzeyen bir yer. Arazisi son derece geniş. Evler var, bahçeler var, çarşılar var. Aklına gelen her şeyi yapabilir. Dünyada kafasına takılan, hoşuna giden her şeyi yapar. Ama en çok benim gördüğüm sohbetten hoşlanıyor insanlar. Kur'an ona zaten çok dikkat çekiyor. Dünyadaki olayları irdeliyorlar yaptıklarını. Yani çok fazla malzeme konu olduğu için. Yani dünya tarihinde de çok fazla olay olduğu için. Onları konuşuyorlar tekrar tekrar. İşte insanların fedakarlığı, yiğitliği, cesareti, sabrı, mesela güzel ahlakı, bunlar konuşuluyor. Ama en çok Allah'ı sevmekten zevk alınıyor. Ya makul, dengeli, tutarlı bir kul olmuş oluyor insan, o kadar. Açıkça söyleyecek olursam imtihan için gerekli o. Yani o kaldırıldın mı olmaz. Allah söylüyor zaten, ben istesem sizi geçim sıkıntısı içinde niye yaşatayım diyor Allah. Evinizin tavanını bile gümüşten yaparım. Her yeri gümüşten yaparım ve müthiş rahat hayat yaşatırım. Ama diyor bak, Allah'ı inkar konusunda ittifak edersiniz diyor. Dünyaca diyor. Dünyaca. Yani %99,99 Allah'ı inkar konusunda ittifak edersiniz. Bu risk olduğu için, sizin iyiliğiniz için bunu yapmıyorum diyor Allah. Yani o yüzden sürekli bir geçim sıkıntısı yaratıyorum ki bana yakın olun diye diyor Allah. İmanı Allah öyle zor yaratmıyor da insanlar zorlaştırıyor. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor ayette. Hazreti İbrahim dini gibi kolay diyor Allah. Sizi kolayda başarılı kılacağım. Hep böyledir. Yani iman zor bir şey değildir. İnsanlar kendine bunu zorlaştırıyor. Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendine zulmeder diyor ya Allah. Kendine zulmediyor. İman çok kolay oldu halde. Allah'ı görmek, bilmek çok kolay oldu halde. Sanki büyük ve çok zor bir şeymiş gibi. İçinden çıkamayacağı bir şeymiş gibi düşünüyor. Halbuki kendini hiç sıkmasa, dürüst, samimi olsa iman zaten kapıda hazır hemen. İmandan yüz yüze insan. Kolaydır iman. Allah'a hüsnü zannetmiyor. Ya sen insanlardan şüpheleniyorsun, tamam. Allah'tan niye şüpheleniyorsun? Allah'a niye hüsnü zannetmiyorsun? Herkes de şüpheleniyor. Fakat Allah'tan da şüpheleniyor. Diyor ki ben dünya hayatta kimseye güvenmem. Allah'a ona da güvenmem diyor. Bu olmaz. Mümin Allah'a tam, kamil anlamda güvenecek. Ve sonsuza kadar güvenecek. Hiçbir zaman için Allah'a güvenmediği bir an olmaz. İnsana güvenmeyebilir ama Allah'a güvenmemek çok zalimane bir harekettir. Kaderane bir harekettir. Futbolda fanatizm olmaz da futbolun bir anlamı yok zaten. Yıkacaksın ortalığı böyle. Tribünler inleyecek. Mesela Fener diyecek. Ay. Veyahut Cimbombom diyecek. Yer gök inleyecek davul eşliğinde. Mesela Cimbombom derken davulla da takviye gerekir. Veyahut es ki 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 eski es. Yani bütün Eskişehir'in yıkılması lazım. Futbolculardan daha çok enerji harcaması lazım seyredenlerin. Evet. Tabii yerinde zıplayacak falan. Yani o oraya. Maytapları yakacaksın. Ortalık yıkılacak. Sadece adam dövme ve yaralama, bu olmayacak, bu kadar. Bir de çirkin küfürlere gerek. Çileyle, zorluklarla, sıkıntılarla. Bak sabah yine düşündüm. Ha başka hiçbir yolu yok. Yani hiçbir yol yok. Tek bir tane bu yol var. Bir de bu dünyadaki eğitim en mükemmel yer ya, dünya o yönden. Mesela cennette bu sonsuza kadar yok. Mesela sabır, sadakat, vefa sonsuza kadar yok. Bu dünyadaki sabır, sadakat, vefa sonsuza kadar orada kullanılıyor. Bak sonsuza kadar. Burası küçük bir kap yani dünya, küçük bir kap. O küçük kabın içinde biriktiriyor bunlar. O insana sonsuza kadar yetiyor. Cesaret, yiğitlik, delikanlılık, kabadayılık. Cennette sonsuza kadar bir övünme ve güzellik olarak. Sevgi vesilesi olarak devam ediyor.